Evet, değerli basın mensupları, sevgili Beypazarlılar, bugün festival için Beypazarı'na geldik. Burada belediye başkanlığı yaptığım dönemde başlatmış olduğumuz uluslararası festivalin bugün en sonuncusu olacak. 3 gündür devam ediyor. Bu meyanda bizler de belediye başkanlarımızla iletişim kurarak hep birlikte buraya geldik. Ankara'daki 16+1 belediye başkanımız sağ olsun Çamlıdere belediye başkanımız da geldiler. Amacımız Ankara'nın kültürünü bütün dünyaya tanıtmak. Çünkü Ankara'nın tüm ilçelerinde kendine has çok farklı kültürler var. Bunu öncelikle Ankara'ya, sonra da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü Ankara'da yaşayan 6 milyon insan olarak Ankara'da yaşayan değerleri onlar bilmezse biz bunu dışarıya da anlatamayız. Bu nedenle bugün gördüğümüz kadarıyla yoğun bir katılım var. Hep birlikte geldik ve aynı zamanda bütün hemen hemen ilçelerimizde de kendi festivalleri var. Onlara da katılmak suretiyle onların kültürünü de yoğun bir şekilde bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü kültürü korumak çok önemlidir. Somut olan kültür mirasımız ve somut olmayan kültür mirasımızı bize binlerce yıl önceden atalarımız miras bırakmışlardır. Nasıl o bıraktıkları miras kendilerine ait değil, gelecek kuşaklara aktarıldıysa biz de bu mirası bizden sonra yüzlerce yıl, binlerce yıl bizden sonra gelenlere aynı şekilde aktarmak zorundayız. Bu fiziki binalar olabilir veya damak tatları olabilir veya somut olmayan kültür mirası, adetlerimiz, geleneklerimiz olabilir. Çok yakında hatırladığım kadarıyla Kalecik'te bir festival yapıldı, Nallıhan'da yapıldı, Çamlıdere'de yapıldı. Bunlara katıldık. Diğer ilçelerimizde de önümüzdeki sene Ankara Büyükşehir'in desteğiyle inşallah festivalleri yapıp Ankara'nın tüm ilçelerini aynı şekilde her hafta sonu binlerce turistin gittiği, oranın yöresel lezzetlerini tattığı, oranın kültürünü tanıdığı bir merkez haline getirmek istiyoruz ki topyekun Ankara'yı bütün dünyaya taşıyalım. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelen belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Güçlü bir şekilde geldiler. Aynı zamanda hem Beypazarı Belediye Başkanımıza hem de personeline katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki halk katılımı olmadan olmaz. Onlar da yoğun bir şekilde festivale iştirak ettiler. Biraz sonra onların içerisine gezerek inşallah akşama kadar burada kalacağız ve daha sonra da konsere katılıp Ankara'ya görevimizin başına döneceğiz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, soru soran var mı arkadaşlar? Buyurun. Evet. Evet. Buyurun. 106 okulun son dakika taleplerini geri çektiğini duyurdunuz. Bu talepleri neden geri çektiğiniz dair okullardan ya da okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor? Tabii okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor ama mesela bugün Keçiören'de bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkililer gelip derhal burayı bırakın dediler. 2 katı temizlenmiş oldu. 1 katı pis haliyle kaldı. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek. Yani ona kim aradı, kim müdahale etti bilmiyorum. Biz yıllardır 2019'dan beri bütün milli eğitimden, okullardan gelen talepleri derhal yerine getiriyoruz. Zaman zaman bu talepler yüklü miktarda olduğu zaman İl Milli Eğitim üzerinden bize talep gelsin diyoruz ama hiçbir zaman talep gelmiyor. Ama bu arada okul müdürleri ve veliler yoğun bir şekilde oradaki fiziki şartlardan şikayet edip bir an evvel buraları tamir etmemizi istiyorlar. Ve biz 2019'dan bugüne kadar 154 milyon liralık destek olmuşuz. Yani bunları genellikle okul müdürleri kendileri talep ediyorlar. Şimdi son günlerde basına yansıyınca okullardaki kirlilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel temin edememesi ki okuldan açılacağı tarih belli. Eğer temin edilecekse bunun okullar açılmadan temin edilmesi lazımdı. Temin edilemediği ve okullardaki pislik televizyondaki görüntülerde gösterilince biz
Hemen devreye girdik ve bir çağrı yaptık. Arzu eden okullara, yani kimseye mecbur değil, arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Aynı zamanda da ertesi günde talebin çok olduğunu görünce temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı söyledik. Bunda bir kötü niyet ya da siyasi bir şey aramanın anlamı yok. Çünkü orada küçücük çocuklar eğitim görüyor, onların vücutları daha hassas, onların mikroptan, pisten, kirlikten arınmaları lazım. Bu amaçla biz bu sefer ikinci günde temizlik isteyen okullara form doldurun dedik. Ve sonucu itibarıyla 925 tane okuldan hijyen talebi geldi. Bugüne kadar 202 tanesini verdik. Bu hafta sonuna kadar da geri kalan tamamını vereceğiz. Ama onlara da, yani 723 civarında okul var, onlar da telefon açar biz istemiyoruz derse sorumluluk kendilerine ait veya kendileri de temin edebilir. Dolayısıyla temizlik isteyen, okulu temizleyin diyen talep 271 tane bugün itibariyle. Fakat bunlardan dün 106 taneydi. Bugün 113 tanesi biz istemiyoruz dediler. Herhalde kendileri temizleyecek. Başka yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocukların kirli bir okula gelmesini istemez. Bize yaptırmadıklarına göre şu anda orada temizlik yapıyor olmaları gerekir. Şu ana kadar biz 48 okulda temizlik yaptık. 22 tanesi cumartesi, bugün de 26 okul tamamlanmış olacak. Sonuçta 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk tertemiz, temizlenmiş okullara gidecek. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Eğer Milli Eğitim bunları kendisi temizleyebiliyorsa temizlesin, bir an evvel yapsın, biz de görevimizin başına dönelim. Buradaki engellemeler gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Biz de kamu kuruluşuyuz. Milli Eğitim Bakanı da kamu kuruluşu. Elbette ki her zaman birbirimizden destek alacağız. Zaten üniversitelerle okulların birçoğuyla protokoller yapıyoruz. Yani bunu şimdiye kadar yapmadığımız bir şey değil. Ancak dediğim gibi okul bahçelerinden temizlenmesine, asfalt yapılmasına kadar şu anda kadar bizden Milli Eğitim'de bir tek yazı gelmedi. Zaten biz okul müdürlerinin talebi üzerine gidiyoruz. Şimdi şöyle bir mesaj atmışlar. Bunu da özellikle yarın okula gittiklerinde pis bir okulla karşılaşırsa öğrenci velileri lütfen bunu okul müdürüne sorsunlar. Belediyeden hiçbir şey istemeyin diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz ve okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündeme taşınmasında gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla işbirliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Buyurun. Üniversite Ankara'da okulunu diyerek üniversite öğrencilerin başkentini arıyorsunuz. Ama bu pahalılıkla birlikte yurt problemi de çok fazla arttı. Geçen senelerde bu konuda yardımcı olmuşsunuz. Bu seneye dair projeleriniz var mı? Neye destek olacaksınız? Evet, yurtlarımız hazır. Sadece taleplerin kesinleşmesini bekliyoruz. Çünkü biz biliyorsunuz sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını ücretsiz barındırıyoruz. Geçen yılda 1500 kadar öğrenciyi barındırmıştık. Yurt talebinin karşılanmadığı durumda ihtiyaç olanların hepsini biz aynı şekilde barındırmaya devam edeceğiz. Başka, buyurun. Gündemimiz bu işte. Gündemimiz okulların temizliği, insanların geçimi, emeklilerin durumu, esnafın durumu, çiftçinin durumu. Biz elimizden geldiği kadar bizim görevimiz veya değil demeden Ankara'da başını kaldırıp bana yardım edecek yok mu dendiği her noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlarıyla beraber hep yanında olmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin.